Evet, Yunus Emre ne demiş? Bir gönül yapamazsan yıkıp viran eyleme. Batı Trakya'dayız şu anda. Neredeyiz? Sirkeli köyündeyiz. Sizlerin de gördüğü gibi burada bir çeşme var. Güzel de bir eser. Bu eseri kim mi yaptırdı? Osman Gazi, Bursa Osman Gazi Belediyesi. Hemşehrimiz Sayın Mustafa Dündar. Kozlukepir Belediyesi ile Rıdvan Ahmet ile birlikte çok güzel bir eser kazandırdılar bu köye. Şehit gazeteci Mustafa Canbaz adına anısına yaptırılmış olan bir de anıt var, bir yazı var burada. Ancak neden buradayız? Hemen söyleyelim. Batı Trakya'da Türk olmak çok zor. Gördüğünüz gibi burada bir gönül yapamazsan yıkıp viran eyleme. Yunus Emre'nin söylediği bu güzel söz, bu güzel cümle Yunanistan'da aşırı sağ milletvekillerini ve Türklere karşı var olan alerjilerini bir kez daha gündeme getirdi, rahatsız olmuşlar. Konuyu parlamentoya taşıdılar. Önümüzdeki günlerde konuşulacak. Tabii ki bizler de bu konuyu yakından takip edeceğiz. Bir çeşme yapıldı. Köylüler, çocuklar, bütün herkes buradan su içsin. Bir hayrat yapıldı. Birinin anısı, ismi 15 Temmuz şehidimiz Batı Trakya'dan Mustafa Canbaz'ın adı yaşatılsın. Ruhu yaşatılsın. Onu analım, onun adına bir şeyler yapıldı. Ama gelin görün ki Yunanistan'da biraz önce de söylediğim gibi Türk olmak çok zor. Bu sebepten dolayı geçmişte de hatırlarsanız Seçek yaylasında çeşme yaptırılmıştı. O dönem Birlik Gazetesi olarak da yine o dönemin Stamatizde'ye bir bölge genel sekreteri vardı, eyalet başkanı. Onun kararıyla yıktırılmıştı. Oradaki çeşme de yıktırılmıştı. Şimdi önümüzdeki günlerde bakalım bu çeşmenin de akıbeti onun gibi mi olacak, hep birlikte göreceğiz.